Merhaba 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimiz ders kitabımızın 130. sayfasında 6. bölüm 3. dersi olacaktır. Aykırı değerler ve veri analizi. Evet, aykırı değerler, aykırı değer ne demektir? Aykırı değer açıklamadan önce sevgili öğrenci burada birkaç tane not yazmışım. Bu notları bilmenizde, yanınızda tutmanızda fayda vardır. Çünkü soru çözerken soruyu daha kolay çözebilirsiniz. Evet. Aykırı değer bir veri grubunda diğerlerinden çok büyük veya çok küçük değere aykırı değer denir. Evet. Örnek burada iki tane örnek vardır. Gördüğünüz gibi örnekler 45, 46, 45, 18, 16 verilipti. Buradaki aykırı değer hangisidir? Tabii ki 16'dır. Az önce dediğimiz gibi yeğen çok büyük veya çok küçük. Burada aykırı değer 16 sayısıdır. Belki de bazınız soracak, diyecek hocam neden 48 değil? Çünkü bunu sayı doğrusunda gösterdim. Sayı doğrusunda göstermenin amacı şudur. Dikkat ederseniz burada 16 bu 3 sayıya çok uzaktır. Yani 45, 46, 48, 48 bunlar birbirine yakındır. Ama 16 bunlardan çok uzaktır. Ve yani çok uzak olan sayı. O aykırı değerdir. Ya da şöyle diyelim. Bunları şöyle şuna benzetelim. Dedim ki bunlar bir mahallenin sakinleri. Ama 16 mesela 2 3 sokak o bir tarafa sakin. Öyle de düşünebiliriz yani. Ya da diyebilirim ya da şunu düşünebiliriz. Bunlar akraba, bu da yabancı mesela. Evet. Diğer örneğimizde 45 50-70. Bunlardan aykırı olan hangisidir? 5'tir. Gördüğünüz gibi. Neden 5'tir? Çünkü 5 çok uzaktır. O yüzden hangi sayı burada aykırı değerdir? 5'tir. Evet. Tabi ders kitabımızın 130 sayfasında ifade etmiştir. Bugünkü dersimizde ne öğreneceğiz? Ne çalışacağız? Aykırı değer ve veri analizi dediğimizde yani şu demektir. Aritmetik ortalama, mod, bir de medyan. Tekrar ediyorum. Aritmetik ortalama, mod, bir de medyan. Zaten ders kitabımızın 3. sayfasında terimlerde yazmış aykırı değer, aritmetik ortalama, medyan diye geçipti. Medyanı, bir de mod. Evet. Siz aritmetik ortalama, bir de mod, bir de medyan daha önceki bir sınıfta öğrenmiştiniz, 5. sınıfta. Ama bugün tekrar bir daha hatırlatalım, tekrar edelim sizin için. Aritmetik ortalama ne demektir? Bir veri grubunda verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalaması denir. Aritmetik ortalamayı yani bulmak için veriler toplayacağız. Daha sonra veri sayısına böleceğiz. İsterseniz bu şekilde yazın, isterseniz bu şekilde yazın ama ben devamlı bu şekilde arzu ederim. Evet. Bir de şöyle örnekleri geçelim. Örneklerden sonra. Ya da örnekleri geçmeden önce siz daha önceden karne aldığınızda gördüğünüz 3 ayın şeyi vardır, puanı vardır. 3 ayın puanı vardır karnenizde. Bir de artık bir ortalama vardır. Mesela diyorum. Ya mesela örnek verelim burada. Mesela karnenizde her ders için şöyle 4 tane puan gördünüz. Yani diyelim ki matematik birinizin matematikten puanı 95, 1'de 82, 1'de mesela diyelim 93. Böyle bir puanlar gördünüz. Artı bunun yanında bir tane daha puan gördünüz. O puan neydi? Bunlar 3'ü toplandı. 3 toplandı. Bunları şimdi 3'ünü topladığımızda kaç yapar? 270 yapar. 270 yapar. 270'i daha sonra neye bölünmüş? 3'e bölündü. 3'e bölündükten sonra bir ortalama çıktı. Bu ortalama da kaçtır? 90. Yani siz de zaten karne aldığınızda şöyle bir puanlar gördünüz. 4 tane puan. İşte dediğim gibi mesela 95, 82, 93. Bu birinci ay, ikinci ay, üçüncü ayın puanlarıydı. Bir de yanında burada bir ortalama gördünüz. Bu da bu üçünün ortalaması. Yani 3'ü toplandı.
kaça bölündü? 3'e bölündü. Biz de zaten bu dersimizde bundan bahsediyoruz. Aritmatik ortalama. Bunu ifade etmek istiyorum burada. Evet. Aritmatik ortalama dediğimizde dediğim gibi veriler toplamı bölü veri sayısı toplayacağız. Bir de veri sayısını böleceğiz ve ortalamayı bulacağız. Burada bir tane örnek vardır. Örneği de şöyle çizelim. Evet. Kesir çizgi şeklinde yazacağım ben. Yani 16'nı 16 artı 27 artı 24 artı 20 artı 13. Veriler toplamı dediğimizde bunu diyorum. Veriler toplamı dediğimizde yani veriler bunlardır. Bunlardır. Toplamı dediğimizde toplayacağız. Aralarına artı işaret koyarak toplayacağız. Bu şu demektir. Veriler toplamı. Şu demektir yani. Böyle veri sayısı. Burada kaç tane verilipti? Kaç tane sayı vardır? Şunu demek, şu anlama gelmektedir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yani biz bunları toplayıp daha neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. Bunlar topladığımızda toplayalım. 16 ile 24 40 yapar. Bir de 20 60 yapar. 27'den 13 de zaten 40 yapar. Yani 100. Eşittir 100. Bölü kaç? 5. 100'ü 5'e böldüğümüzde ne olur burada? Tabii 20. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Dikkat edelim. Yani aynı bunun gibi bölü işlemi yapıyoruz ama bölü işaretine bunu yazdım. Bu da zaten bölü anlamına gelmektedir. Mod. Mod ne demektir? Bir veri grubunda en çok tekrar olan sayıdır. Sevgili öğrenci, tekrar ediyorum. Bunları bilmenizde fayda vardır. Az önce o gösterdiğim ifade aritmatik ortalama ile ilgili bir de aykırı değerler ilgili. Bunu da bilmenizde fayda vardır. Çünkü bunları bilerseniz, kafanıza tutarsanız soruyu kolayca çözebilirsiniz. Evet, mod dediğimiz gibi bir veri grubunda en çok tekrar olan sayıdır. Şimdi burada örnek vardır. Diyor ki Ayşe'nin matematik notları olsun. Ne yapacaksınız soruda? İlk önce şuna dikkat edin. İlk önce sayını küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük olan sayı burada hangisidir? 85. 85'i yazdım. Evet. Sonra üstüne bir çizgi çizerim. Bir daha bakmıyor bu sayı. Daha sonra kimdir küçük? 95, 92, 80, 86. 86'ını da yazdım. Tamam. Daha sonra kimdir? 90. 90'da yazdım. Çünkü kaldı geriye 92. 92 burada. Her ikisini de yazacağız. Buna da dikkat edin. Her ikisini de yazacağız. Evet. 92. 92 yazdım. En son kim kaldı burada? 95. Burada ne diyoruz? Bir veri grubunda en çok tekrar olan sayıdır. Hangisi en çok tekrar olur burada? 92. Demek ki burada mod eşittir. Hangi sayı? Eşittir. 92. Bu kadar basit. Evet. Evet. Diğer konumuz diyelim. Diğer açıklamamız diyelim. Diğer açıklamamız median. Ders kitabımızda median diye geçiyor ama median. Öbür adı median. Bir de öbür adı ne demek? Ortanca. Yani median ne demektir? Median bir de ortanca. Evet. Ne diyor? Diyor bir grubu veri grubu küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman bir veri grubunu gruptaki terim sayısı tek ise yani tek ise ne demektir? Veri sayılarını saydığımızda tek işte biliyorsunuz tekler hangi sayılardır? 1, 3, 5, 7, 9 yani bu gibi sayılar. Tek ise tam ortadaki sayı alacağız bu. Bir de eğer terim sayısı çift ise şuna dikkat edelim. Zaten şimdi soru çözerken göreceksiniz. Terim sayısı çift ise ortaya gelen iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Nasıl? Şimdi burada bir de şöyle bir not vardır. Median veri grubunun ben zaten belki de açıklama ekrana tam iyi gelmedi. Evet öyle olursun. Bir de not vardır burada. Notta ne diyor? Median veri grubunun bir terimi olarak zorunda değil. Yani bir verilen bir örnekte median tek terim olmak zorunda değil. Bunu demek istiyor burada. Evet.
Şimdi buradaki örnekte görürsünüz, gördüğünüz gibi bu örnekleri. Ne yapacaksınız burada? Zaten diyor ki küçükten büyüğe doğru sıralandı. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük olan sayı burada hangisi? 9, 14, 7, 13, 18, 6 pardon. 6'ını yazdım. Tamam. Daha sonra en küçük olan kimdi? 7. 7'ini de yazdım. Sonra 8. 8 yazdım. Sonra 9. 9 da yazdım. Siz de şöyle bu şekilde soru çözeceksiniz. Çizgi çizeceksiniz. Bir daha bakmıyorsunuz. Bakılmasın diye. Daha sonra hangi sayı? 11. 11 de yazdım. Daha sonra 13. 13'ü de yazdım. En son kim kaldı? 14 kaldı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu yerler tektir. Yani tek ne demektir? Yani şu anlamda gelmiyordu sayılar hepsi tektir. Yok. Zaten tek var, küf de var. Ama sayılar tektir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam mı? 7 sayı bildiğimiz gibi tektir. Tek olanlarda ne diyor? Tam ortadaki sayı. Tam ortadaki sayı. Burada ortada olan hangi sayıdır? Tabii ki 9'dur. Yani eğer tam ortadan da ben şey yapabilmiyorsam 7 sayıdır. Buradan 3 al. Sağ taraftan. Sol taraftan da 3 al. Hangisi kaldı? 9 kaldı. O zaman median eşittir 9. Evet, çözdüğümüz örnekte gördüğünüz gibi veriler neydi? Tektir. Bir tane örnekte verelim, çift olsun. Çift olsun. Terim sayısı çift ise ortaya gelen iki sayının aritmetik ortalamasıdır. Bir tane de örnek verelim, çift olsun. Bunun gibi mesela. Burada çift dediğimizde kaç tane sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çifttir bu. Şimdi dediğimiz gibi ne yapacağız? Daima küçükten büyüğe sıralayacağız. Küçükten büyüğe. En küçük olan sayı hangisidir? 85. 85'i yazdım. Daha sonra 89. 89'u yazdım. Daha sonra en küçük olan hangisidir? 91. 91'i yazdım. Daha sonra 93. 93'ü yazdım. Daha sonra 96. Ve en son 99. Yazdım. Evet. Burada hangisi medyandır? Dediğimiz gibi çift olduğunda tam ortaya gelen iki sayı. Tam ortaya gelen iki sayı hangisidir? 91'den 93. Yani ne yapacağız burada? Burada gelip 91'den 93'ü toplayacağız. Daha sonra ne böleceğiz? 2'ye. Neden? Çünkü 2 terim vardır. Dediğimiz gibi veri sayısı böyle terim sayısı. Evet. 2 terimdir. Bunları topladığımızda kaç yapar? Tabii 1'den 3 4 yapar. 9'dan 9 18 yapar. Ve 2'ye böldüğümüzde kaç yapar burada? 90 92. Demek ki burada median eşittir 92. Evet sevgili öğrenciler, burada ders kitabımızın 130 sayfasında öğreniyorum ayet olan soru vardı. Diyor ki ben sorunu yazmadım. Siz soruyu şeyden okuyabilirsiniz ders kitabından. Yandaki tabloya bir kumaş tacirinin 5 gün içerisinde kaç metre kumaş sattığını gösteriyor. Zaten verip cumartesi 45 metre, pazar 46, ben bu şekilde yazdım. Bir de pazar 46, pazartesi 45, salı 48, çarşamba 16 metre satmış. Şimdi burada ne yapacağız? Burada ilk önce aykırı değer bulacağız. Aykırı değer bulduğumuzda, yani soru şöyle gelebiliriz. Çünkü aykırı değeri bulunuz. Aritmetik ortalama mod, bir de medyanı bulunuz. Evet. Aykırı değer bulduğumuzda bunlardan ilk önce sayılar şey yapalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. Ya da sıralamadan da aykırı değeri bulabiliriz. Çünkü burada ilk şey olan hangi sayıdır? Tabii ki 16'dır. Neden? Ya da isterseniz sıralayalım. Diğerler için de olsun. 16 yazdım. Daha sonra en küçük olan kimdi burada? 45. 45'i yazdım. 45 iki defa yazacağız. Dikkat edin. İki tane 45 vardır. Bu 45'tir tabii.
Sonra 46 ve 48. Evet. Burada aykırı değer olan hangisi aydır? 16'dır. Az önce sayı doğrusunu göstermiştim de zaten bunu. Evet, tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi burada aykırı değer olan hangi sayıdır? 16'dır. Çünkü dediğimiz gibi uzaktadır. O yüzden aykırı değer eşittir 16. Artı bir de ne diyor burada? Diyor ki soruda 3 tane soru istemiş burada. Diyor ki aykırı değer varken ve yokken aritmetik ortalamayı bulunuz. Evet, ne yapacağız burada? 1. Aykırı değer varken aykırı değer varken ne istiyor burada? Aritmatik ortalamayı. Aritmatik ortalama dediğimizde veriler toplam böl veri sayısı. Yani veriler burada toplayacağız. 16 artı 45 artı 45 artı 46 artı 48. Kaç tane terim vardı burada? 5. O zaman buraya 5 yazacağız. Bunları topladığımızda kaç yapar? 45, 45, 90, 90, bir de 46, 136, 136, evet, 136, 136, 8 daha, 144, 184, 184, 190, 200. 200'ü 5'e böldüğümüzde, 200'ü 5'e böldüğümüzde, isterseniz uzun bölme işlemi de bölün, hiç sıkıntı değil. 200'ü 5'e böldüğümüzde, 25'e böldüğümüzde 4 ve 0'ı da yanına yazıyorum. 0 böl 5, 40 yapar. Siz isterseniz uzun bölme işlemi de bölün, sıkıntı yoktur. Şimdi burada ne bulduk biz burada? Aritmatik ortalamayı bulduk. Ama ne? Aykırı değer varken. Burada aykırı değer, siz tabi alt altta da yazın çözün, yani hiç sorun değil ama ben açıklama için bu tarafta yazıyorum. Aykırı değer yokken, burada varken, burada yokken. Burada yokken dediğimizde toplayalım. Aykırı değer hangisiydi dediğimiz gibi 16'dır. Yani 45 artı 45 artı 46 artı 48. Ama böyle kaç? 4. Neden 4? Çünkü 4 terimdir burada. O yüzden 4'e böleceğiz. Şimdi 200'den tabii 16 çıkartmamızda kaç yapar? 184. 184 bölü 4 tabii. 184'ü 4'e böldüğümüzde şöyle de bölebiliriz. 18'i 4'e böldüğümüzde 4. 4. Ama 4 çarpı 4 16 yapar. Yani 2 orada kaldı. 2'yi de 4 yanına koyduğumuzda olur 24. 24'ü de 4'e böldüğümüzde 6. Yani aritmatik ortalama kaçtır burada? 46. Ha, burada özür dilerim. Bunda şunu unuttum yazdım. Yani 40 metre tabii. Burada 46 metre. Gördüğünüz gibi burada 46 çıktı. Burada 40 çıktı. Ne diyor? Diyor ki aritmatik ortalama aykırı değer varken bir dışında diğer verilerden küçüktür. Aritmatik ortalama bir de diğerinden büyüktür. O zaman burada şöyle de istiyor, yani şimdi az önce çözümleri geçiyoruz. Çözümleri de diyor ki etkiledi mi etkilemedi, onu da soruyor. Burada tabii ki ne oldu, etkiledi, neden etkiledi, bunu da açıklamak istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada aritmatik ortalama kaç çıktı? 46. Burada 40 farkı var, tabii ki var. Var olduğu için o yüzden yani etkiledi ortalamayı. Evet. Yokken varken etkiledi. Evet. İkinciden istiyor. İkinciden medyan istiyor. İkinci medyanı bulacağız. Ya da ders kitabında şöyle ifade edilmiş. Medyan. Medyan yazın. Medyan yazın. Fark etmez. Evet. Medyan bulacağız. Ama ne? Aykırı değer varken. Aykırı değer varken bir de yokken. Aykırı değer varken şimdi sayılır burada sevgili öğrenciler. Dediğimizde medyan bulduğumuzda sayılır, eğer tek ise
Tam ortadaki sayı. Zaten tam ortadaki sayı hangisidir? Dikkat edin burada. Küçükten büyüğe sıralamada 45'tir. Yani demek ki aykırı değer verirken yani burada 16'nı aldığımızda 16 da vardır. Hangi sayıdır? 45. O zaman aykırı değer varken eşittir. Median kaça? Eşittir. 45. Evet. Şurada aykırı değer yokken diyelim. Aykırı değer yokken dediğimizde aykırı değer 4 tane sayı vardır. Gördüğünüz gibi. 16, 45, 45, 46, bir de 48. Aykırı değer yokken yani 16'ı düşünmeyeceğiz. 16'ı düşünmediğimizde kaç tane sayı kaldı? 4. Bu sayılar nedir? Çifttir. Yani çift dediğimizde 4 sayıdır. 4 zaten çifttir. Çift olduğunda ne alacağız? Hangi sayı alacağız? Ortaya gelen iki sayı. Ortaya gelen sayı hangisidir? İsterseniz şurada da ifade edelim için. Sayılar tekrar burada yokken şöyle yazalım. Olsun. Yani 45, bir de 45, 46, bir de 48. Burada çift olduğu için ne yapacağız? İki sayı ortağını alacağız ve aritmetik ortalamasını bulacağız burada. Yani gelip burada ne yapacağız? 45 ile 45 artı 46 neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 45 ile 46'nın topladığımızda sonuç ne olur burada? 91. 2'ye böldüğümüzde 90 olsa 45 olurdu. O 1 de böldüğümüzde tabii ki 10'da 5 olur. Yarım yani şöyle de düşünebiliriz. Ya da isterseniz şeyde bölün. Uzun bölmek hiç sıkıntı yoktur. O zaman bunun cevabı ne olur? 45 tam 45 tam 10'da 5. Evet. Artı ne istiyor burada? Bir de mod istiyor. Mod neye eşitmiş? Mod aykırı değeri varken dediğimizde en tekrar olan sayıdır tabi. Yani burada düşünün sayılar bu göz önünde. 16, 45, 45, 46, 48'dir. Aykırı değeri varken yani 16'ya yeri varken mod neye eşittir burada? Tabii ki 45 çünkü en tekrar olan kimdir burada? 45'tir. Varken yazalım. Varken eşittir 45. Yokken 16 olmadan da aynı tekrar olan sayı hangisidir? 45. Yine 45. Evet. Evet, ders kitabımızın 131. sayfasında örnek 2'de diyor ki aşağıdakiler için aykırı değerler nelerdir? Cevaplarımı açıklarım. Burada iki tane örnek vardır. A şıkkı, B şıkkı. A şıkkını çözelim. A şıkkını çözdüğümüzde dediğimiz gibi ne yapacağız burada? Sayılar ilk önce küçükten büyüğe sıralayacağız. En küçük 70, 70 yazdım. Sonra en küçük 137 var, 33 var, 24 var, 20 var, 120. 120 yazdım. Sonra 124. Sonra 133. Ne kaldı geriye? 137. Burada aykırı değer oran hangisidir? A'nın cevabı 70'tir. Neden 70'tir? Gördüğünüz gibi. Çünkü bunlar birbirine yakın ama 70 çok uzakta, yakın değil. Bir de diğerlerine göre çok da küçüktür tabii. Cevabımız ne olacak burada? Diğerlerine göre daha küçük. Evet. B şıkkını çözelim. B şıkkında aynı ilk önce küçükten büyüğe sıralayacağız. Burada en küçük olan hangisidir? 517 var, 122 var, 107 var, 130, 107. 107'ni yazdım. Sonra 122, 35, 45, 122. Sonra 135. Sonra 145. Sonra 517. Burada aykırı değer olan hangisidir? 517'dir tabii. Neden? Şu dikkat edin. 107, 122, 135, 145. Bunlar birbirine yakın. Ama 517 çok uzak.
Bir de çok büyük olduğu için tabii. O zaman 517. Neden? Diğerlerine göre daha büyük. Evet, ders kitabımızın 132. sayfasında olan çözüyorum. Ait olan soruları çözeceğiz. Dördüncü soru. Dördüncü soruda sevgili öğrenci ben soruyu yazmadım. Artık tabloyu da çizmedim. Siz ders kitabının okuyun soruyu ve tabloyu oradan görün. Evet, ne diyor? Aşağıdaki tablo öğrencilerin notlarını gösteriyor. Bu verilerde aykırı değeri bu aykırı değer varken aritmetik ortalamayı mod ve medianı bulurum. Daha sonra bu aykırı değer olmadan aritmetik ortalamayı mod ve medianı bulurum. Aykırı değerin aritmetik ortalamayı mod ve medianın etkisinin olup olmadığını açıklarım. Ya burada ne yapacağız? Aykırı değer bulacağız. Aritmetik ortalamayı bir de mod bir de medianın aykırı değer varken bir de yokken tabii ki bunlar bulacağız. Artı etkisi oldu mu olmadı mı onu da açıklayacağız yazacağız. Evet. Şey tabloda zaten ne veriyor burada? Sınıf bir de öğrenci sayısı. Sınıf birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Birinci de 8 verip 8 11 ikinci sınıf 3. sınıf 9 verip 4. sınıf 7 verip 5. sınıf 7 verip 6. sınıfı 18 verip 8, 11, 9, 7, 7, 18. Şimdi ilk önce burada aykırı değer bulacağız. Ya da tabii ki ilk önce yaptığımız iş nedir? Burada küçükten büyüğe sıralamak. Sıralayalım küçükten büyüğe. En küçük olan burada hangi sayıdır? 7. Böyle de 7. Sonra 8. 7 ile silelim. Sonra 8. Sonra 9. Sonra 11. Sonra 18. Burada aykırı değer olan hangisidir? Tabii ki 18'dir. En büyük olan burada 18'dir. Bir de bunlar birbirine yakın. Dikkat edin. 7, 8, 9, 11 birbirine yakın. Ama 18 bunlardan uzak. Yani sayı doğrusunu göstermiş olursak 18 bakarsanız çok uzaktadır. Ben direkt çözüyorum. Evet. Aykırı değer yazalım. Aykırı değer eşittir 18. Ne yapacağız burada? Aritmetik ortalamayı bulacağız. Aritmetik ortalama aritmetik ortalama ama ne? Tabii ki aykırı değeri varken aykırı değer varken eşittir. Onların hepsini yazmak zorundayız. Sevgili öğrenciler ya da sessiz tablo çizin, tablo şeklinde gösterin fark etmez. Evet. Şimdi aykırı değer varken diyoruz. Yani sayıların hepsini alacağız. 7 artı 7 artı 8 özür dilerim artı 9 artı 11 artı 18. Tekrar ediyorum burada. Neden topladık? Çünkü veriler toplamı böyle veri sayısı. O yüzden artı işaret koydum topluyorum. 7 artı 7 artı 8 artı 9 artı 11 artı 18 bölü kaç? 6. Neden 6? Çünkü 6 tane terimimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Toplayalım. Şöyle toplayalım. 11'den 9, 20. Bir de 18, 38, 38, 8 daha 46. 46 zaten burada 7 14 yapar. 46 14 kaç yapar? 60 yapar. Yani eşittir 60 bölü 6. 60'ı 6'ya böldüğümüzde eşittir 10. Evet. Şimdi aritmetik ortalama
aritmetik ortalama aykırı değer yokken. Yokken. Ben unuttum da şeyde yazmayı da, yani burada alta yazsaydım daha iyi olur, daha şey olardı, neyse olsun, silelim bunu. Evet. Aritmetik ortalama aykırı değeri yokken kaça eşittir bakalım. Yani ne düşüneceğiz burada? Neyi almayacağız? 18. Yani 7 artı 7 artı, pardon, artı 8 artı 9 artı 11. Böyle kaç? 5. Neden 5? Çünkü 5 terimdir burada. Topladığımızda az önce 60 toplamıştık. 6 terim olduğunda 60 toplamıştık. 60'tan 18'i çıkarttığımızda kaç yapar? Dikkat edin. 60'ı 18, 60'tan 18'i 20 çıkartalım. 20 çıkarttığımızda kaç kaldı? 40. Ama biz 18'di. Sayı 18'di. O zaman kaç kaldı burada? 42. Eşittir 42 bölü 5. 42 bölü 5 ne yapacağız burada? Uzun bölme işlemi de yapalım, daha kolay olsun. 42 bölü 5. Tabii 4 bölü 5 olmaz. 42 bölü 5 kaç yapar burada? 8. 8 çarpı 5 40. Eksi 2 eksi 0 0. 4 eksi 0. 2 kaldı. Geriye kalan kaldı. Buraya geriye kalan kalmaması lazım. Çünkü neden? Aritmetik ortalamada böldüğümüzde eşit bölünmesi lazım. 42'yi 5'e bölüyoruz. Ne yapacağız burada? Şimdi buraya bölünmesi için 2'nin yanına 0 yazıyorum ve 8'in de yanına virgül koyuyorum. Dikkat, 2'nin yanına 0 yazdım, virgül 8'in de yanına yazdım, burada virgül koydum. Evet. Bu ne oldu, sayı burada 20 oldu. 20 bölü 5 4. 4 çarpı 5 20 eksi 0 0. Ne oldu sonuç burada? Oldu 8 tam 10'da 4. Şimdi buraya kadar çözümü yaptım. Ama ne yazacağım, bunu ekleyeceğim. Burada varken kaç oldu çıktı? 10. Burada varken kaç çıktı? 84. Peki etkisi oldu mu? Evet, oldu. Etkisi yazacağım burada. Etkisi var. Etkisi oldu mu? Oldu. O zaman yazacağım, etkisi var. Çünkü bunu da, bu da istenilendi soruda. Neden etkisi var? Çünkü burada 8 tam 10'da 4. Burada 10. İkisinin farkı var mı yok mu? İkisi aynı mıdır? Aynı değil. O zaman etkisi vardır. Evet. Evet sevgili öğrenciler, dördüncü şıkkımızın da devam ediyoruz, çözüyoruz. Burada yalnız şimdilik neyi çözdük? Aritmatik ortalamada artık de, özür dilerim, aykırı değer varken yokken. Ama şimdi mod aykırı değer ve varken yokken. Mod eşittir ya da mod aykırı değer varken neye eşittir? Ha, sayıları da tekrar yazalım. Sayıları tekrar yazalım. Sayıları üstte yazalım. Bu defa şey yazalım. Küçükten böyle dediğimiz gibi 7 7 8 9 11 bir de 18. Evet, bir daha kontrol edelim. 7 7 8 9 11 18. Şimdi burada mod neye eşittir? Mod ne demiştik? Bir veri grubunda en çok tekrar olan sayıdır. En çok tekrar olan sayı hangisidir burada? 7. Şimdi mod aykırı değer yokken, yani 18'i düşünmeyeceğiz. 18 düşünmeyeceğiz. Burada 18 yoktur. Burada tabii ki varken, yokken de yazalım burada. Olsun sizin için. Yokken dediğimizde aykırı değer eşittir 7 7 8 9 11. Burada yokken 18 yoktur. Şimdi mod aykırı değer yokken hangi sayıdır? Tabii ki 7'dir. Yine 7'dir. Etkisi var mı? Yok. O zaman ne diyeceğiz burada? Etkisi yok. Evet. Neyi bulacağız şimdi? Şimdi
medyanı bulacağız. Medyan aykırı değer varken eşittir. Medyan dediğimizde hangi sayını yazacağız? Ortanca sayını. Burada ortanca sayı hangisidir? Sayı gördüğünüz gibi çift varken tabii çift sayıdır. Yokken tek sayıdır. Yani varken çift sayıdır. O zaman hangi sayını alacağız burada? Tabii ki 9'dan 8'i alacağız. Neden 9'dan 8'i alacağız? Çünkü sayılar veriler çifttir. 6 tane sayıdır. O zaman 2 ortadan alacağız. 2 ortada olan hangi sayıdır? 8'den 9'dur. Evet. 8. Ha, ne yapacağız burada? Aynı aritmetik ortalamayı bulacağız. Yani 8 ile 9'u toplayacağız. 2'ye böleceğiz. 8 artı 9 kaç yapar? 17. 17'nin 2'ye böldüğümüzde tabii ki 8 tam 10'da 5 eşittir. Eşittir. 8 tam 10'da 5. Evet. Medyan aykırı değer yokken. Aykırı değer yokken hangi sayı eşittir burada? Dikkat edin, üstteki sayı yokken. Tek sayı oldu burada. 5 tane sayı var. Ortanca olan hangisidir? 8'dir. O zaman eşittir 8'e. Evet. Burada etkisi oldu mu olmadı mı? Oldu. Neden oldu? Çünkü sonuç burada kaç çıktı? 8 tam 10'du 5. Burada kaç çıktı? 8 çıktı. O zaman etkisi var diyeceğiz. Evet. Dördüncü sorumuzu buraya kadar çözmüş olduk. Daha sonra şimdi 5. soruya geçelim. Evet. Evet, en son sorumuz 5. çıkmızda soruyu ders kitabımızda okuyacağım. Aşağıdaki tabloyu ziyaret çelen sayısını gösteriyor. Bu verilerde aykırı değeri. Bu aykırı değeri varken aritmetik ortalamayı, mod ve medyanı bulurum. Daha sonra bu aykırı değer yok olmadan aritmetik ortalamayı, mod ve medyanı bulurum. Aykırı değerin aritmetik ortalamayı, mod ve medyanın etkisinin olup olmadığını açıklarım. Evet. Gördüğünüz gibi tabloda verilip de Bağdat Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı gün verip, sayı verip. Cumartesi 35, pazar 15, pazartesi 10, salı 5, çarşamba 20. Evet. Aynı ilk işimiz ne yapacağız burada? Büyükten küçüğe sıralayacağız. En küçük sayımız 5 yazdım. Daha sonra 10 ve sonra 15, sonra 20, sonra 35. Evet. Aykırı değer olan burada hangi sayıdır? Aykırı değer eşittir 35. Dediğimiz gibi aykırı değer ya en büyük ya da en küçük sayını alacağız. Ve şimdi eğer gelip bunu sayı doğrusunu göstermiş olursak, şöyle 5 diyelim. 10 ben şöyle çizdim de biraz şey oldu, tam olmadı. Yani kusura bakmayın. 20, 25 olur burada. Burada 30 olur. Burada 35 olur. Yani dikkat ederseniz bunu sayılar birbirine yakın, 35 çok uzakta. Bir de en büyük sayı olandır burada. Yani biz de söylemiştik. Ya en küçük büyük ya da en küçük tabii. Ama ne var burada? 35 çok uzakta olduğu için, o yüzden aykırı değer hangisidir? 35'tir. Evet. Aritmetik ortalamayı bulalım. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortayı şöyle yazacağım. A, O yazacağım. Şöyle olsun. Aritmetik ortalama anlamına gelsin. Aritmetik ortalama. Aykırı değer varken evet. Bir de aritmetik ortalama aykırı değer yokken. Bunu da bulacağız.
Varken veriler toplam böyle veri sayısı. Veriler toplam dediğimizde veriler yazalım. 5 artı 10. Çok özür dilerim. Artı 15 artı 20 artı 35. Böyle kaç? 5. Neden 5? Çünkü 5 terim var burada. Evet. Toplayalım. 35'ten 15 kaç yapar burada? 50. 50. 20 daha 70. 10 daha 80. 5 daha 85. Eşittir. 85 bölü 5. 85 bölü 5 kaç yapar burada? Eşittir 17'ye. Çünkü 7 çarpı 5 35, 10 da çarpı 5 50. 50'den 35 35 85 yapar. Siz isterseniz uzun bölme işlemi de yapın. Hiç sıkıntı yok. Yani ama ben yine bunu burada yazdım. Çok özür dilerim ya. Burada daha çok özür dilerim burada yazdım karşısında. Evet. Yokken tekrar ediyorum. Aritmetik akıl değer varken ortalama kaç çıktı burada? 17 çıktı. Şimdi yokken hangi sayıdır aykırı değer? 35. Yani neyi toplayacağız burada? 5 artı 10 artı 15 artı 20. Böyle ama kaç? 4. Neden? Çünkü 4 terim var burada. 20'den 15, 35, 5 daha 40, 10 daha 50. Bu da eşittir. 50 bölü 4. Evet. Elini 4'e böldüğümüzde uzun bölme işlemini bölelim. 50 bölü 4, 5 bölü 4, 1, 1 çarpı 4, 4, 5 eksi 4, 1. Şimdi sıra kime geldi? 0'a, 10'u da 10, 10 bölü 4, 2, 2 çarpı 4, 8 eksi 2 kaldı burada. 10'un eksi 8'in 2 kaldı. 2 kaldı burada. Evet. Ne yapacağız burada? 2 kaldı. Geriye kalan kalmasın. Kalmaması için bunun yanına 0 yazacağız. Bunun da yanına virgül koyacağız. 20 bölü 4, 5. 5 çarpı 4, 20 eksi 0, 0. Şimdi tam bölündü. Sonuç kaç oldu burada? 12 tam 10'da 5 oldu. Evet sevgili öğrenciler. 12 tam 10'da 5 burada 17. Etkisi var mı yok mu? Evet var. Etkisi var. Çünkü neden? Çünkü sayılar eşit çıkmadı. Ortalamalar. Evet. Evet sevgili hocam medyanı bulacağız. Medyanın aykırı değeri varken medyanın aykırı değer yokken. Yani siz isterseniz şöyle de yazın sayını. Bir varken bir de yokken yazın. Sırasıyla küçükten büyüğe soruyu daha kolay şekilde çözmüş olursunuz. Evet. Medyanın aykırı değer varken yokken medyan dediğimizde veri grubun küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı. Burada zaten tektir. Ortadaki sayı hangisidir? 15. O zaman varken 15'tir. Burada yokken burada neymiş? Eğer çift ise terim sayısı çift ise zaten 4 sayıdır. Yani çifttir. Ortaya gelen iki sayının aritmetik ortalaması. Ortaya gelen iki sayı hangisidir? 15'ten 10. Yani bunun ne? Aritmetik ortalaması. Yani 10 artı 15 bölü 2. 10 artı 15 25. 25 bölü 2. Tabii 25'i 2'ye böldüğümüzde 12 tam 10'da 2 10'da 5 çıkar. Özür dilerim. 12 tam 10'da 5. Çünkü 25'in yarısını düşünün sevgili. Yani siz burada fazla uzun bölme işlemine gitmeyin. Ona gerek yoktur. 25'in yarısı kaçtır? 12 tam 10'da 5'tir. 24 olsaydı 12 idi. Orada bir kaldı. O birin de yarısı 10'da 5'tir. O zaman 12 tam 10'da 5. Evet. Gördüğünüz gibi burada kaç oldu etkisi pardon değer varken aykırı değer varken 15 yokken 13 10'da 5. O zaman etkisi var mı yok mu? Etkisi var. Şimdi neyi bulacağız burada? Şimdi burada modu bulacağız. Mod neye eşittir? Mod ne diyemiştik? Bir veri grubunda en çok tekrar olan sayıdır. Tamam. Burada tekrar olan var mı? Yok. O zaman mod yoktur.
Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım ki herkes bu dersten fayda buldu. Bir başka derste buluşmak umuduyla hoşça kalın.